Taş köprümüzü restore eden Demir Doğan için alkış rica ediyorum sizlerden. Şehrimiz adına kendisine teşekkür borçluyum. Şimdi kendisini de açılış için buraya davet ediyorum. Buyurun Demir Bey. Buyurun. Açılışı birlikte. Hepimizin hatıralarında yeri olan bu köprüyü onarmaktan mutluyum. Benim çocukluğumun hatıraları var bu köprünün üzerinde. Hepimizin geçmişe, anılara ihtiyacı var. Hatırlamak yaşamanın bir parçası. Dilerim bu küçük eski köprü güzel anılara geçit olur. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Bravo. Gözüm kapalı. Bütün işleri emanet ederim Asiye. Hiç yanıltmadı beni bugüne kadar. Ona güvenim sonsuz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Asiye sizin çiftlikte çalışıyor diye duyduk Demir Bey. Biz öyle çiftçilik, hayvancılık pek anlamayız. Asiye Hanım'ın tecrübelerinden yararlanıyor. Ha, öyle mi? Çok güzel. Şu aralar sürülerle başımız biraz dert. Abla. Hadi bakalım, köprüyü tamamladın. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize hayırlı olsun. Ha, bu arada sıranı beklersen göndereceğim araçları. Tarlalarını süreceksin. Sen de en sonundasın. Asi arada olmasaydı giremezdin bile o listeye ama neyse. Gidiyor muyuz Asi? Randevumuza geç kalıyoruz. Demir Bey mimarıyla buluşacaktık da. Baban sana nedenini nasılını sormadı. Hadi iş iştir, hadi gidin bakalım, hadi. Demir Bey, bir dakika bekleteceğim sizi. Ben rahat konuşabileceğimiz bir masaya. Ha, Asiye kızım. Merhaba Hamdi amca. Merhaba kızım. Nasılsın? İyiyim. Hayırdır kızım? Bir iş için gelmiştik de. İyi günler kızım. İyi günler. Huzursuz oldun sen. Şehirde benimle görmek rahatsız mı etti seni? İstediğiniz oldu işte. Herkes beni yanınızda gördü. Ne demek istiyorsun? Dünya aleme yanınızda çalıştığımı gösterdiniz. Bu aklımdan bile geçmedi. Tabii. Aklınızdan geçmediğine eminim. Bak, ben sadece bir çalışanımla iş görüşmesine geldim. Baban da bu durumu biliyor. Her şey gayet açık ve net. Gizlenecek bir şey yok ki ortada. Her şeyin açık ve net olduğunu sanmıyorum. Yanımda çalışmaktan mı yoksa benimle görünmekten mi rahatsızsın anlamadım. Ben sizin yanınızla çalışıyorum. Çünkü babam tefeciye borçlandı. Siz de gidip borç senetlerini aldınız. Bunun karşılığında da beni kendinize işçi yaptınız. Rahatsızlığım yanınızda çalışmak değil. Mesele bu değil, anladınız mı? Masa hazır, geçelim mi? Tamam. Bugünün koşullarını enine boyuna gözeterek hazırlandı bu proje. Kanada'da yükselen mimari trendi baz aldık. O yükselen mimari trend buradaki koşullara, kültüre ve çalışma şartlarına uygun mu? Yani orada yapılan ve uygulanan bir proje burası için çok sağlıklı olur mu? Siz sanırım mümkün olabileceğini düşündünüz. Evet, devam edelim. Kanada tarzı yapı sisteminden yola çıkarak biz de kendi konseptimizi oluşturduk. Buna göre bina ile araziyi birbirinden kesin hatlarla ayırmayacağız. İlginç. O yapıları hayvanların kullanacağını hatırlatmak istiyorum. Yani... Ben bizim ineklerin, koyunların mimari tarzları hakkında fikirleri olduğunu pek sanmıyorum. Siz benim kusuruma bakmayın lütfen. Ben daha çok hayvanlarımın beslenme kalitesi, hastalıklarının sağaltılması, onların doğal ortamlarına en yakın barınaklarda yaşamaları ve maksimum üretmeleri konusuyla ilgiliyim. Yani mimari trendlerinizi yanlış kişiyle paylaşıyorsunuz. Sanırım ben burada fazlayım. Asiye Hanım projemize pek ilgi göstermedi ama doğrusu
Ben genel anlamda memnunum. Her şey gerçekten çok güzel olacak Demir Bey. O bakımdan içiniz rahat olsun. Elbette, hiç kuşkum yok. Az ileride durabilir miyiz? Şu sıralar buralarda bir çiftliği modernize ediyorum. Onu göstermek isterim. Hemen şurası. Bakın, gördünüz mü? Siz daha iyi bilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz bu yapı için? Mimar değilsin ama ne işe yaradığını çok iyi biliyorsun. Bakıyorum ve görüyorum. Yetmez mi? Gördüğümü de unutmuyorum. Hemen anlarım diyorsun yani. Evet. Bazen... Görünenin ardındakine de bakman lazım. Teyze, biz de mimarla yeni çiftlik projesini görüşüyorduk. Senin bu kızla ne işin var? Teyze bir sakinleşir misin? Sana bir soru sordum Demir. Bu tarz konuşmana alışık değilim teyze. Bizim koz yollarıyla hiçbir samimiyetimiz olamaz. Anlaşıldı mı? Kimi zaman hep düşman kalmanın hükmünü yine geçmiş verir. Geçmişi yeniden yazamazsın Demir. Bizim kozcu yollarıyla aramızdaki düşmanlığı unutamayacağımız gibi. Bir dakika. Nedir bu düşmanlık? Bizden ne istiyorsunuz? Kimsiniz siz? Demir. Buraya neden geldin? Söylesene Demir. Buraya neden geldin?